Öncelikle adım Yonca Gül Yılmaz. 9. sınıfım. 3 yıldır boksa gidiyorum. 2020 yılında ilk resmi maçıma çıktığımda Türkiye ikincisi oldum. Daha sonra 2021'de katıldım. Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra 2021 yılında Avrupa şampiyonasına gittik Bosna Hersek'e. Orada da Avrupa üçüncüsü oldum. Şimdi çalışıyoruz daha iyi şeyler yapabilmek için. Olimpiyat şampiyonu Buse Naz Sürmeneli ve Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu gibi onları örnek alıyorum. Daha sonra şimdi önümüzdeki 2022 yılında Türkiye şampiyonasına çalışıyoruz. Orada şampiyon alıp Avrupa'ya gidip dünyada da şampiyonluk istiyoruz. Daha sonra da olimpiyata katılmak istiyoruz. İl müdürümüz ve Zafer Hocam'ın bahsettiği şeylerden ziyade ben şunu dile getirmek istiyorum. Türkiye'nin 2022 ilk şampiyonası sağ olsun Eyüp Başkanımız Kırşehir'de gerçekleştirdi. U22 bayanlar ve erkekler 19-22 yaş arasında geçen bir müsabaka bu. Ortalama erkeklerde 13 siklet, bayanlarda 12 siklet olacak. İnşallah olumlu geçer diye düşünüyorum. Sizden de ricam, şehrimiz adına boks sporunu, yani reklam her şeyde önce gelir. Reklamımızı iyi yapın. Az önce il müdürümüz kızımızla ilgili, Avrupa üçüncüsü olan kızımızla ilgili bir şeylerde bulundu yani, Sersenişte. Kimse tanımıyor. Kızımızı hakikaten kimse tanımıyor. Mehmet Hocam sağ olsun kızımızı Avrupa üçüncüsü yaptı ama şehrimizde tanıyan yok. Trabzon'da iki tane olimpiyat şampiyonu çıktı. Bu ikisinin ismi de Buse Naz'dı. Yani bayrağımızı gururla dalgalandırdılar. Neden bu Kırşehir'de olmasın? Yani benim ricam, Kırşehir'de önde gelen zenginlerimiz, iş adamlarımızın sponsor olması. İnşallah. İnşallah boks sporunu, camiamızı hep birlikte en güzel yere getireceğimize inanıyorum.